Dolar düşmeye devam edecek mi? Euro düşmeye devam edecek mi? Aynı filmi bize bir kez daha izlettiriyorlar mı acaba? Yani o Ağustos 2018 yılındaki sert yükselişin ardından 4.80'e kadar ciddi bir geri çekilme yaşanmıştı. Bu geri çekilmenin aynısını mı göreceğiz döviz piyasasında diye merak ediyor olabilirsiniz. Ve tabii ki şunu da söylüyor olabilirsiniz. Zararın neresinden dönülürse kârdır. 7.27'den aldım. En azından 6.70 seviyelerinde satayım. 50 kuruş zararım olsun. Daha da düşerse oralardan alırım, zararımı telafi ederim diyebilirsiniz. Peki tablo gerçekten bu mu? Yoksa bambaşka bir filmi mi izliyoruz aslına bakarsanız? Bunu konuşacağız bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Aynı senaryo aslında altın için de geçerli. 1700'ün üzerinde tutunmayı başarmış. 1760 dolar seviyesini iki defa test etmiş ama sonrasında 1720 seviyelerine kadar gelmiş. Belki de 1700'ün altına sarkacak olumlu hava sonrasında bir ons değeri olursa, bunun yanında bir de altının altına gelmiş olan bir dolar kuru olursa, bir anda biz acaba gram altını 300 seviyesinde, hatta 280 seviyesinde görebilir miyiz? Başladığımız yere geri mi dönüyoruz, yoksa kuşkularınız da olabilir. Bu videoda o sorunun da cevabını sizler için vermeye çalışacağım sevgili dostlarım. Dünyadaki gelişmelere bakıyorsunuz, pandemiyle ilgili hiçbir şey netleşmiş değil. Ortada bir aşı yok. İkide bir aşı bulundu diye piyasalara olumlu hava pompalamaya çalışıyorlar. Ama sonuç itibarıyla dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Tıp dünyasından açıklamalara bakıyorsunuz. Adamlar diyor ki ya 18 ay, hatta 2 yıl, belki 3 yıl sonra bir aşı bulunabilir ya da aşı hiç bulunamayabilir. Bu hastalığı ancak virüsün yorulması sayesinde belki yenebiliriz. Kötü senaryo İspanyol gribinde olduğu gibi birinci salgında değil, ikinci salgında asıl kaybı verebiliriz. Bu da dünya ekonomisinin, dünya siyasetinin bambaşka bir yöne doğru evrilmesini beraberinde getirebilir açıklamaları yapılıyor. Hangisi doğrudur bilmiyorum. Ben bir tıp uzmanı değilim sonuç itibariyle. Ama bildiğim şey şu arkadaşlar. Dünyadaki ekonomik sıkıntılar daha yeni başlıyor. Pandemi bugün bitmiş olsa bile dünyadaki ekonomik sıkıntıların biz yeni baş gösterdiğini göreceğiz. Parasal genişleme çalışmaları, Avrupa'da, Almanya'da, Japonya'daki parasal genişleme çalışmalarının tamamı aslına bakarsanız pandeminin içinde oluşturulan parasal genişlemelerdi. Pandemiyle ilgili sıkıntıları çözmek için ortaya konulan paralardı. Bundan sonraki süreçte asıl level'a geçeceğiz. Ekonomiyle ilgili sıkıntılar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Amerika'da işsizlik rakamlarını görüyoruz. Sürekli olarak işsizlik maaşı başvuruları artıyor. 38 milyon kişinin 40 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Avrupa ülkelerinde işsizlik hızla artıyor, bütçe açıkları hızla artıyor vesaire. Yoksullaşma tüm dünyayı sarmış durumda. Gelişmiş ülkelerin elindeki para gelişmekte olan ülkelerde yok. Ve doğal olarak gelişmekte olan ülkeler bu pandemi sürecine de zaten ekonomik sıkıntılarla girdikleri için, hem de büyük ekonomik sıkıntılarla girdikleri için bedellerini de ağır ödeyecekler. Bu tablo ortada. Bunu uzun zamandır herkes konuşuyor. Ben de konuşuyorum biliyorsunuz. Bugün dolara bakıyoruz. 6.70 seviyelerine kadar gevşemiş durumda. Belki 6.60 seviyelerini bile gösterecekler. Bu durumda biz külliyen zararda mıyız kardeşim? Eğer ki bugün dövizinizi siz götürüp Türk lirasına çevirme gafletine düşer iseniz, panikleyerek, büyük yatırımcıların ekmeğine yağ sürmüş olacaksınız arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde biz bu filmleri gördük. Kriz silkelemelerinin nasıl yapıldığını çok net bir şekilde biliyoruz. Ama daha ötesini söyleyeyim. Yabancılar ucuzdan dolar toplama peşindeler. Neden yabancılar ucuzdan dolar topluyor? Bunu düşünelim esasen. Çünkü Türkiye finansal arenadaki güvenilirliğini tamamen kaybetmiş durumda. Türkiye ile kimse swap anlaşması yapmak istemiyor. Türkiye ile bankalar herhangi bir iş yapmak istemiyor. Borç alışverişi yapmak istemiyorlar. Uluslararası piyasalardaki takas bankaları da Türkiye ile işlem yapmaktan tamamen vazgeçmiş durumda. Ve buna bağlı olarak da Türk lirası aslına bakarsanız tüm dünyada convertible olma özelliğini tamamen kaybetti. Bu ne anlama geliyor? Yurt dışındaki takas bankaları eğer ki takas gerçekleştirmiyorlarsa, bu durumda yabancılar isteseler bile Türkiye'ye para getiremezler. Ve bu kanalları kullanamadıkları zaman ve tedirginlik yaşadıkları an itibarıyla doğal olarak bu işlemlerden uzak duruyorlar. Türkiye
Türkiye'deki Türk lirasında bulunan paralarını da hızlı bir şekilde dolara çeviriyorlar ve dolara çevirdikleri paralarını yurt dışına kaçırmaya devam ediyorlar. Bu eldeki malın her geçen gün biraz daha kara borsaya düşmesi demek. Eldeki doların, dövizin, altının kara borsaya düşmesi demek arkadaşlar. Bir piyasada mal ne kadar azalırsa değeri o kadar artar, bir sonraki aşamada kara borsaya düşer. Önce mantıklı fiyat artışları görülür ama ardından çok sert fiyat artışları görülür. El altından çok yüksek fiyatlarla altın satılmaya başlanır. El altından çok yüksek fiyatlarla döviz alınıp satılmaya başlanır. Bunun adı da kara borsadır arkadaşlar. Peki Türkiye kara borsaya döner mi, düşer mi? Vallahi bu koşullar içerisinde düşecek gibi görünüyor. Çünkü yabancılar kaçıyor bir taraftan, bir taraftan yurt dışından tamamen para akışı kesilmiş durumda. Zaten sığ olan piyasa her geçen gün biraz daha sığlaşıyor. Ve bu sığlaşma piyasadaki hareketlerin çok daha kolay bir şekilde kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilmesini beraberinde getiriyor. Adam çok küçük paralarla döviz üzerindeki baskısını arttırabilir. Öbür taraftan biz swap yapmayın demiyoruz ki yabancı bankalara ya da takas kuruluşlarına. Onlar Türkiye ile swap yapmayı istemiyorlar şu an itibarıyla. Yarın öbür gün Türk lirası işlem kanallarını açmaya başlarlarsa, yoğun bir şekilde döviz almaya başladıkları an itibarıyla özellikle türev piyasalarda doların kontrolü tamamen elimizden kaçar arkadaşlar. Bir daha aynı silahı kullanma ihtimalimiz de olmaz. Bu ortamda döviz hızlı bir şekilde yukarıya tırmanmaya devam eder. Bugün acaba 5.50'lere mi gidecek diye bakarken dolara bir anda 10 liraların üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırız. Neye uğradığımızı şaşırırız arkadaşlar. Keza altın. 1700 doların altına ısrarla inmeyen bir altın ons fiyatı var. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak. Altının onsu risklerin artmasıyla birlikte 1800 dolarların üzerine fırlarsa, dövizdeki bu kontrolsüz hareketle birleşirse İşte o zaman da biz neredeyse 500 liraların üzerinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Ve bu günleri arar hale geliriz. 7 liralar çok uygun seviyelermiş deriz. Aynı 4 liralara çok uygun seviyelermiş dediğimiz gibi bugün. 4 liraya da biz tepe noktası diyorduk. 5 liraya da tepe noktası diyorduk. 6 liraya da tepe noktası diyorduk. Bugünkü 20 kuruşluk, 30 kuruşluk, 40 kuruşluk, 50 kuruşluk geri çekilmeler benim açımdan hiçbir şey ifade etmiyor. Ben ne zaman bunu kabul ederim? Türkiye'de bir döviz bolluğu var. Türkiye ekonomisiyle ilgili bir sıkıntı yok. Türkiye'nin ihracatı ile ilgili bir sıkıntı yok. Türkiye'nin turizm gelirleri ile ilgili bir sıkıntı yok. Türkiye'nin işçi döviz gelirleri ile ilgili bir sıkıntı yok. Ve bu ortamda, bu kadar çok dövizin olduğu bir ortamda, evet, döviz uygun fiyatlı olur, düşer diyebilirim. Bu kadar sığ bir piyasada doların geri çekilmesini düşüş trendi olarak açıklamaya çalışırsanız insanları da yanıltırsınız arkadaşlar. Özellikle küçük yatırımcınızı terse düşürürsünüz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte dolara olan ihtiyacın her geçen gün artmasıyla birlikte hem yabancılar tarafında hem yerliler tarafında dolara, altına olan talebin her geçen gün artmasıyla birlikte, risklerin her geçen gün artmasıyla birlikte göreceksiniz, dolarda çok sert hareketlerle karşı karşıya kalacağız. Tabi buna bağlı olarak altında da yukarıya doğru çok sert hareketlerle karşı karşıya kalacağız. Artık döviz cephesinde kademeler ortadan kalkmıştır. Bu oyun sertleşmiştir. Çünkü bizimkiler ne yazık ki ateşle oynuyorlar. Ateşle oynanan oyunun bedeli de bir anda devalüasyonist bir harekettir arkadaşlar. Şu anda yabancıların Türkiye'ye gelmesi için en ufak bir sebep yok. Birincisi, adamların kendi ekonomileriyle ilgili sıkıntıları var. İkincisi, Türkiye pek çok anlamda riskli. Ekonomik veriler açısından riskli, hem de aldığı kararlar açısından riskli. Yabancı sermaye bir ülkeye gittiği zaman, özellikle sıcak para bir ülkeye gittiği zaman bugünden yarına yönetmelik, kanun, yasa değişiklikleri istemez. Başladığı oyunu aynı koşullar içerisinde bitirmek ister. Siz oyun içerisinde sürekli olarak kural değiştiriyorsanız karşınızda oyuncu bulamazsınız, takım bulamazsınız. Döviz piyasasındaki tablo budur arkadaşlar. Dövizi biz çok sert bir şekilde yukarıya doğru hareket ederken göreceğiz. Çünkü bir döviz kıtlığı var arkadaşlar. Böyle zamanların en kritik hatası tabii ki paniklemek arkadaşlar.
arkadaşlar. Piyasaların çok dalgalı olduğu dönemlerde ya da çok hızlı hareketlerin yaşandığı dönemlerde yapılabilecek en büyük hatadır bu. Büyük yatırımcıların, daha doğrusu kurtların da küçük yatırımcılardan beklediği bir hatadır. Onu da altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü sıfır teorisinden yola çıkarsak, biri kazanırken birilerinin kaybetmesi gerektiğinden yola çıkarsak, büyük yatırımcıların kazanabilmesi için mutlaka küçük yatırımcıların zarar etmesi gerekir ve oyun da zaten bunun üzerine kurgulanmış durumdadır. 6.70 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda döviz kuru. Nereden geldi buraya? 7.27 seviyesinden geldi. Hiç küçümsenmeyecek bir rakam. Neredeyse 57 kuruşluk bir rakamdan bahsediyoruz. Bu 57 kuruş 7.20 seviyesine göre bakıldığı zaman da %6,5-%7 seviyelerine denk geliyor. Türk lirasında olsaydınız, bankaya paranızı yatırmış olsaydınız, alacağınız faiz oranı kadar para kaybetmiş durumdasınız şu an itibarıyla. 7.27 seviyesinden dolar aldıysanız, 397 seviyelerinden gram altın aldıysanız ciddi bir zararla karşı karşıya olduğunuzu düşündüğünüzü biliyorum. Peki tablo gerçekten öyle mi? Bu ciddi bir düşüş trendini mi gösteriyor? Hem gram altında, hem onsta, hem dolarda, hem dövizin diğer cephesinde, yoksa bir panikletme hareketi mi yapılıyor? Hani geçen yıl yaşanan, 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan o sert yükselişten sonraki geri çekilme durumu mu hissettiriliyor insanlara? Bak, biz 7.27'den 5.50'ye çekmiştik. Yine 7.20'den 5.50'ye çekeceğiz ve 5.50 seviyelerinde de dolar kurunu tutmayı başaracağız havası mı yaratılıyor? Neden havası mı yaratılıyor diyorum? Çünkü bu çok tehlikeli bir oyun. Hele ki 2018 Ağustos ayına göre bile çok daha sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz şu an itibariyle. Yabancılar Türkiye'ye dolarlarını getiriyor, dolarlarını bozduruyorlar. O nedenle dolarda bir düşüş oluyor ortamı değil arkadaşlar. Aksine doların her geri çekilmesinde yabancılar Türk lirasında olan paralarını, faizde kazandıkları, borsada kazandıkları Türk liralarını çok daha uygun koşullar içerisinde dolara çevirmeyi başarıyorlar. Türk lirası swap piyasasından neredeyse aforoz edildiği için Türkiye'ye para girişinin olması zaten mümkün değil şu koşullar içerisinde. Yabancı paradan bahsediyorum. Oluk oluk yurt dışına para kaçışı devam ediyor. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum sizlere. Türkiye'deki bankacılık sektörünün biliyorsunuz neredeyse %70'i yabancı kaynaklı. Yabancı kaynaklı bankaların pek çoğu ucuz fiyatla döviz toplamaya devam ediyorlar. Şirketler uygun fiyatla döviz toplamaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın rezervlerini daha düşük fiyatlı bir dövizle doldurmaya çalışıyorlar. Bu ateşle oynamaktan başka bir şey değil. Yurt dışına kaçan paranın yanında Merkez Bankası'nın toplayabileceği para belki de devede kulak kalacak. Keşke bütün parayı Merkez Bankası toplasa, hepimiz Merkez Bankası'nın rezervlerinin büyümesine bir katkı sağlayabilsek. Ama tablo bu değil arkadaşlar. Özellikle BDDK'nın attığı son adımlardan rahatsız olan yabancılar şu süreci sadece bir kaçış avantajı olarak kullanıyorlar. Yurt dışına 1000 dolar götüreceklerine şu anki mevcut Türk liralarıyla yurt dışına 1500 dolar kaçırıyorlar belki. Bir ürün ne kadar azalırsa arkadaşlar fiyatı o kadar artar. Bunu unutmayın. %2 vergi de koysanız fark etmez. Piyasanız sığlaşmış durumda. Merkez Bankası'nın elinde rezerv yok. Piyasada kimse döviz satmıyor. Yurt dışından döviz getirilemiyor. Doğal olarak da bu suni bir düşüş. Merkez Bankası'nın elindeki son kurşunlar atılıyor belki de. Ya da forex piyasasında çok büyük zararlarla bu işlemler yapılıyor. Bunun bedeli de ağır olur arkadaşlar. 1 lira indirirsiniz, 5 lirayla karşılık verirler size. Yani bugün 6.50'ye çektik diye büyük bir mutluluk duyarsınız. Zafer nidaları atarsınız. Aynı geçen sene Londra swap piyasasında yaptığınız gibi ya da bundan 2 hafta önce 3 bankayı kısıtlayarak yaptığınız hatalar gibi, ama arkasından öyle yüksek montanlı satın almalarla karşı karşıya kalırsınız ki bunları karşılayamazsınız ve dolar bir anda 4 lira 5 lira yukarıya gider.
Sonuç olarak arkadaşlar dolar düşse düşse kara borsaya düşer. Bunun da açılımı devalüasyondan başka bir şey değildir aslında. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz dostlarınızla muhakkak paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.